Bakanım, Sayın Rektörüm, Sayın Kaymakamım, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Sayın İl Müdürlerim, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürlerim, Sayın Rektör Danışmanlarım, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım, değerli eğitimciler ve siz sevgili öğrenciler, 6. Bilim ve Fikir Festivali ödül törenine hoş geldiniz. Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İstanbul'daki lise öğrencilerine yönelik düzenlenen festivalimizin bu yıl 6.'sını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk törenimize teşrif ederek bizleri onurlandırdı. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyoruz. Evet, festivalimiz kapsamında öğrencileri sosyal bilimler, sağlık bilimleri, fen ve teknoloji olmak üzere 3 kategoride projeler üretmeye ve icat çıkarmaya davet ettik. Birazdan her 3 kategori için ayrı ayrı kazananları açıklayacağız. Tören ardından oyunlar, etkinlikler, konserler ve festivalimiz devam edecek. Saat 16'da bahçedeki sahnede ise Yüksek Sadakat Grubu konseri gerçekleşecektir. Evet sayın konuklarımız, öncelikle sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Yola çıkarken kararlı olduğumuz büyük bir iddiamız vardı. İnsanı anlamak ve dünyayı değiştirmek. Biz tam 20 yıldır bu büyük iddiamızdan hiç vazgeçmedik. Ve bu yolda bizim ilham kaynağımız hep belliydi. Muhteşem yaratılmış o insan beyni. Biz bilimde büyük iddiaları hep sevdik. Bilim üretirken ilkleri gerçekleştirmekten, bu bilimsel bakışı tüm Türkiye'ye yaymaktan, dünyaya gururla anlatmaktan hiç vazgeçmedik. Özgürlükçü, çoğulcu, eleştirilebilir ve katılımcı anlayışımızla İstanbul'un tam kalbindeyiz. İstanbul'un tam kalbinde yer alan Üsküdar'daki yerleşkelerimizde 16 bine aşkın öğrencimiz, hepsi alanlarında yetkin 350'den fazla akademik kadromuzla başarılı bir eğitim yolunda ilerliyoruz. Bilim üretirken donanımlı laboratuvarlarımızla Türkiye'de alternatifsiziz. Psikoloji ve davranışsal sağlık bilimlerine ilgi duyan öğrenciler için klinik ve uygulama imkanlarında alternatifsiz olmamızın yanı sıra beyin pili üretimi ve şizofreni ilacı patentine sahip akademisyenlerin yer aldığı tek kurumuz. Beyin uyarım laboratuvarı, nöro görüntüleme laboratuvarı gibi 40'tan fazla donanımlı laboratuvara sahip Türkiye'deki tek kurum olarak bilimsel faaliyetlere devam ediyoruz. İnovatif bakış açımızla bilim üretiyoruz.
Sağlık bilişimi, geleceğin bilişimi olan beyin bilgisayar arayüzü ve yapay zeka çalışmaları için gerekli klinik altyapısında da alternatifsiz kurumuz. Tecrübemizle ve altyapımızla eğitimi uygulamayla harmanlıyoruz. Sağlık, genetik ve mühendislik alanlarında özelleşmiş multidisipliner bir üniversite olmamızın yanı sıra yeni kurulan tıp fakültemizde geleceğin bilgili ve donanımlı hekimlerini yetiştireceğiz. Bilim üretmeye ve fikir geliştirmeye her zaman değer veriyoruz. Türkiye'nin ilk bilim ve fikir festivalini düzenliyoruz. Türkiye'deki ilk tasavvuf araştırmaları enstitüsünü kurarak tasavvufu davranış bilimleri çerçevesinde akademik platforma taşıyoruz. Dünyanın 3. nöropsikofarmakoloji araştırma merkezini kurarak bilimin uygulama alanları içinde önemli adımlar atıyoruz. Pozitif psikolojinin Türkiye'deki ilk akademik uygulayıcısı olarak bilimde uluslararası gelişmelerin ülkemizdeki öncülüğünü yapmaktan gurur duyuyoruz. Üsküdar Üniversitesi Kuluçka Merkezi Brain Park'ta öğrencilerimizin parlak fikirlerini hayata geçirerek bilimi yeni nesillere aktarıyoruz. Öğrencilerimize Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesindeki tıp merkezlerimizde pek çok farklı uygulama olanağı sağlıyoruz. NP Fener Yolu ve NP Etiler Tıp Merkezlerimizde çağdaş bilimin öngördüğü yöntem ve koşullarla uluslararası bir hizmet anlayışını benimsiyoruz. Psikiyatri, psikoloji, nöroloji ve bağımlılık alanındaki 20 yıllık bilgi birikimimiz, Üsküdar Üniversitesi'nin bilimsel çatısı ve uygulama ortağımız NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden aldığımız güçle, NP Etiler ve NP Fener Yolu Tıp Merkezlerinde ayaktan sağlık hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimize tıp merkezlerinin yanı sıra uygulama ortağımız NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde de staj imkanları sunuyoruz. Başarı ve girişim dolu bu yolumuzda Türkiye'de ürettiğimiz bilimi dünyaya gururla anlatmaktan hiç vazgeçmedik. Oluşturduğumuz multidisipliner ekolle birlikte hem sağlık hem de eğitim alanında mükemmele ulaşma odağımızdan hiç şaşmadık. İnsanı anlama ve dünyayı değiştirme hedefimizde mükemmele ulaşmak için beyinden ilham aldık. İnsanı anla, dünyayı değiştir.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediğimiz Türkiye'nin bu alandaki ilk ve tek festivali olan Bilim ve Fikir Festivali'ne bu yılda büyük ilgi oldu. 122 okuldan 335 proje katılımı ardından ön değerlendirme sonunda 129 proje elemeyi geçti. Tüm okullarımıza, hocalarımıza ve öğrencilere gösterdikleri ilgi ve proje katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve programımıza açılış konuşmalarıyla başlıyoruz. Öncelikle 6. Bilim ve Fikir Festivali açılış konuşmasını yapmak üzere festival koordinatörü ve rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Muhsin Konuk'un kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun hocam. Bu kadar uzun olduğuna bakmayın. Çok kısa sürecek. Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, Sayın Kaymakamım, saygıdeğer vekillerimiz ve protokolün diğer üyeleriyle birlikte üniversitemizin çok değerli öğretim üyeleri, milli eğitimden öğretmenlerimiz ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl bildiğiniz gibi 6.sını düzenliyoruz. Öncelikle bu kapsamda bugüne kadar geleneksel hale getirmiş olduğumuz tanıtım toplantılarımız, özellikle hem Avrupa hem Anadolu yakasındaki toplantıların arkasından Sayın Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de bize vermiş olduğu desteklerle beraber bütün okullarımıza duyurular yapıldı, çağrılar yapıldı. Çok şükür bu yıl 122 tane okulumuzdan 335 tane proje geldi ve bu projeleri sosyal bilimler, sağlık bilimleri, fen ve teknoloji alanında olmak üzere 3 kategoride üniversitemizin değerli öğretim üyeleri ki sayıları 50'ye vardı bu yıl. Bununla beraber yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzden gelen en az yüksek lisans düzeyindeki öğretmenlerimiz bu panellerde tamamen TÜBİTAK'ın yapmış olduğu panel sistemiyle değerlendirme ve iki aşamalı panel değerlendirmesi neticesinde dünkü değerlendirmeler sonunda birinciler, ikinciler, üçüncüler ve mansiyon ödüllerinin hepsi an itibariyle belli olmuş durumda. Onlar birazdan açıklanacak. Bu proje kapsamında bize destek veren başta Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürümüzün şahsında çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca vakitlerini ayırarak günlerce süren panellerde bize destek veren öğretim üyesi arkadaşlarımıza ve öğretmen arkadaşlarımız ki onlar da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilip geldiler kendilerine. Bize destek veren, öğrencilerini teşvik eden rehber öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. İnşallah güzel bir değerlendirme toplantısı olacak. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Sayın Muhsin Konuk'a çok teşekkür ediyoruz. Törenimize İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı da katılacaklardı. Ancak bir cenazeye katılmaları, gitmeleri gerektiği için bugün gelemediler. Dolayısıyla şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özel'in kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun lütfen. Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, çok değerli protokol, çok değerli öğretmenlerim, çok kıymetli öğrenciler. Öncelikle hoş geldiniz. Üsküdar Üniversitemizde 6.sını düzenlediğimiz Bilim ve Fikir Festivali'nde gerçekten çok nitelikli çalışmalar ortaya çıktı. Tüm il genelinde liselerimiz arasında yaptığımız duyuru sonucu 335 başvurumuz gerçekleşti. Gerçekten hepsi birbirinden değerli, nitelikli, kaliteli projeler. Tabi burada amaç yarışmaktan daha çok çocuklarımızın bilimsel düşüncelerini ateşleme, onların proje tabanlı çalışmaları, bu kapsamda yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi ve bu sürece gerçekten katkıda bulunmalarıydı. Ben gerçekten öğrencilerime, öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum bu kapsamda. Burada kazanan, kaybeden olmadığını düşünüyoruz. Çünkü ilerleyen zamanda ülkemizin sizler gibi gençlere proje tabanlı çalışmaları, araştırmaları çok ihtiyacı var.
kapsamda çok güzel günler geçirildi ve sonuç olarak finale gelindi. İnşallah umduğunuz gibi olur. Ben bu çalışmalarda bize çok ciddi destek veren ve bu programı düzenleyen Üsküdar Üniversitemize, Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Danışman öğretmenlerimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ayrıca katılımlarından dolayı da Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz için hayırlı uğur diyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sağ olun. Evet, Sayın Özil'e teşekkür ediyoruz ve kendisini biraz daha bekletiyoruz. Çünkü bir takdimimiz olacak kendilerine. Takdimde bulunmak üzere de rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ediyoruz. Ancak Sayın Rektörümüzü bırakmıyoruz. Kendilerinden konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz etmelerini bekliyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Vekillerim, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili öğrenciler, bu bayağı heyecanlılar öğrenciler gördüğüm kadarıyla. Dereceye kimler girdi, mansiyon kimler aldı? Ama bu bu gibi yarışmalarda aslında insan yarışırken birçok şey öğreniyor. Hatta biz 2011-12'lerde nörobilimde şöyle gelişmeler vardı. Bu gelişmeler şunu söylüyordu: insan en iyi nasıl öğrenir? İnsan beyni en iyi nasıl öğrenir diye beyin temelli eğitim çalışmaları var. Beyin temelli eğitim çalışmalarında İnsan beyni en iyi eğlenceli ve disiplinli olursa öğrenir bilgisi ortaya çıkıyordu. Bunun üzerine ben yeni nesilleri nasıl böyle beyin temelli eğitime nasıl katarız, onların hayata nasıl hazırlarız diye düşünürken baktım hep böyle olimpiyatlar gibi olimpiyatlar var ve bu tarz yarışmalar var ama festival tarzında bilimle festivali birleştiren dünyada çalışmalar var mı diye baktık. O tarihlerde sadece Amerika'da bir yerde bulduk. Bilimle festivali birleştiren, yani eğlenceyle disiplini birleştiren bir öğrenme modelini. Onun üzerine biz öğrencileri, özellikle lise dönemi burada çok önemli, öğrencileri bu kavramsal değişikliğe hazırlamamız ve projeyi sevdirmemiz, Sayın Müdürümüzün söylediği gibi beyninde ateşleme yapabilecek ve aynı zamanda geleceklerle ilgili projeksiyonlar olabilecek çalışmalara nasıl katarız dedik. Nasıl işte Kiraz Festivali var. Biz dedik ki o halde bu bilimin de festivali olmalı ve bilim ve fikir festivali tarzında milli eğitimimiz bu konuya çok sıcak yaklaştı o zaman 2011'lerde. İlkini 2013'te yaptık bunun. Altıncısını bu sene yapıyoruz. Şimdi bu festivalde öğrenciler yarışıyorlar. Ve yarışırken aynı zamanda proje disiplinini öğreniyorlar, proje kültürünü öğreniyorlar, hayatın bir proje olduğunu öğreniyorlar ve kendilerini bu şekilde küçük yaşlardan işlerindeki o güzelliklerin ortaya çıkmasına ve geleceklerini kazanmasına katkı sağlamış oluyoruz diye başladık ve bu altıncısını yapıyoruz. Bu artık kurumsallaştı proje. Bu festivaller inşallah devam etmeye devam ediyoruz. Milli eğitimimiz burada çok katkısı oldu. Milli Eğitim Bakanımız, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, il Milli Eğitim hepsi katkıları oldu devamlı. Bunu yaparken tabii bir tarafta da gençlerin kendileriyle ilgili projeleri var ama gençlerin yaşadığı toplumla ilgili projeleri de olmalı. Gençlerin gelecekle ilgili projeleri de, hayatla ilgili projeleri de olmalı. Bu projeler içerisinde pek çok gençlerin kafa yoracakları projeler gerekiyor. Bunun için biz sadece mühendislik projeleri, fen bilimleri değil de sağlık bilimleri ve sosyal bilimleri de dahil ettik. Aileyle ilgili projeleri de sosyal bilimlerde gençlere çalışmalarını dahil ettik. Hatta ben size aileyle ilgili bir Türkiye'de yaşanan bir istatistiği okumak istiyorum. Bu istatistik de yani gençlere ilginçtir. Türkiye'deki evlilik sayıları 2001'de 5000
544 bin civarındayken 2018'de 553, %1.6 artış var. Ama boşanma hızı 2001'de 91 iken 91 binken 2018'de 142 bine çıkmış. Yani %54 artış var 15-20 senede. Yani bu demektir ki Türkiye'de aslında bu bütün dünyada var. Yani bu dünyada var. Bu da sosyal proje. Yeni yetişen gençlerde ilginç bir şekilde böyle dijital bağımlılığa yönelme var. Bunlar da sosyal bir risk oluşturuyor. Bunun için sosyal projeleri bu konuda yapmalarını istedik. Bu projeleri Milli Eğitim'le birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nda içinde olabileceği çalışmalara da katmayı düşünüyoruz. Burada Sayın Bakanımızın bize gelmesi, bu konuda bize teşvik vermesi büyük bir destek oldu, manevi destek oldu. Bunun için bu tarz çalışmalar özellikle devam etmesinde fayda var. Şimdi gençlerde şunu söyledik, gençlerde ego idealine ihtiyaç var. Ego ideali gençlerde, şu andaki gençlere ego idealini popüler kültür nasıl veriyor? Evin olsun, araban olsun, işin olsun o diyor. Halbuki gençlere biz öyle tutkulu projesi olmalı ki bir gencin daha ilk ortaokul, lise çağlarında o tutkulu projeyle uğraşırken aslında diğer ihtiyaçlarını da karşılar. Mesela yani bir projesi var, onun için koşturan bir genç, onun için kendini kaptıran bir genç. Hem iş sahibi de olabilir, aş sahibi de olabilir, eş sahibi de olabilir. Ama sadece kendisinin hayat projesi olması lazım gencin. Bunun için yani gençlere proje odaklı hayata bakışı öğretebilmek. Proje ne vardır? Bir amaç vardır. Şu anda ego ideali olarak verirken hayatın anlamı olan bir amaçlar vermek gerekiyor. Şu anda modernizm gençlere maalesef anlamlı bir amaç vermiyor. İşte evin olsun, araban olsun, işte meşhur ol tarzındaki amaçlar veriyor. Başkalarına yardımcı olmak, başkalarını mutlu ederek mutlu olmak tarzındaki amaçları vermiyor. Yani biz şu Anadolu'nun irfan kültürünü harekete geçirerek gençleri çağın değerleriyle buluşturacak amaçlar verilmesini çok arzu ediyoruz. Bunun için ve bu tarafta bir tarafta da biraz önce okuduğum istatistiklerde görüyoruz. Yani ailede ciddi bir sıkıntı var, yangın var. Bu çocuklara yansıyor. En çok da bunun bedelini ödeyen çocuklar oluyor. Gençler iyi bir aile ortamında yetişmediği zaman yetişen gençler de amaçsız oluyorlar. Yani uğrunda çile çekilecek, uğrunda mücadele edilecek, uğrunda zevkle, aşkla çalışılacak, yaşam amacı seçilecek idealler gençlere vermemiz gerekiyor. Bunun için bu vesileyle bir araya gelen projeleri konusunda heyecanlanan gençlere şunu söylüyorum. Gelecek projeksiyonunuz olsun ve hayatla ilgili tutkulu projeniz olsun ki o sizi harekete geçirir. İdealleri olan bir insan kendini motive etmesi kolaydır. İdealleri olmayan bir insanı kendini motive etmez. Olaylar onu sürükler, gider. Bu nedenle burada ben bütün gençlere, emek verenlere, projeleri dün arkadaşlarımız incelediler. Bu sene projeler çok daha aktif. Yani hatta üniversiteler seviyesinde birçok gençlerimiz proje yapmış. Bu çok sevindirici. Ben Türkiye'nin adına böyle proje vizyonu olan gençlerin çoğalmasını Türkiye'nin geleceği açısından çok ümit verici görüyorum. Ve bütün okullarda, bütün liselerde bunun yaygınlaşmasını istiyorum. Ama kendi değerlerimizi koruyarak modernleşmek gibi bir tercihimizi unutmayalım. Ben bütün emeğe geçenlere tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Sayın konuklarımız, şimdi de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun. Değerli vekillerimiz, kıymetli rektörüm, değerli akademisyen arkadaşlarımız, sevgili gençler, değerli basın mensupları. Bugün burada Üsküdar Üniversitesi 6. Bilim ve Fikir Festivali ödül töreninde sizlerle, siz genç arkadaşlarımla beraber olmaktan dolayı
Büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepinizi saygı, sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle hem ülkemizin hem de gençlerimizin geleceği adına böylesine önemli bir organizasyona nazik davetleri için de Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Bildiğimiz gibi bilimin ve teknolojinin artık ülkeler için çok stratejik bir güç haline geldi. Bir çağda yaşamaktayız. Artık fiziksel gücün yerine fikir gücüne bıraktığı, niteliğin, niceliğin önüne geçtiği bir çağdayız. Ve dün de Memur Sen'in konfederasyonun 6. olağan genel kuruluna bir konferansa katıldım. Orada işin geleceği, tehditler ve fırsatlar konusunu konuştuk ve konusu da dijital, Türkiye'deki dijital dönüşümü konuşurken, içinde yaşadığımız koşulların, teknoloji gelişirken karşımıza çıkan fırsatları ve tehditlerdi. Her şeyden önce yeni nesil sizler teknolojiyle doğuyor, teknolojiyle büyüyorsunuz. Benim doğduğumdan itibaren benim gördüğüm şeyleri düşününce, mesela bizde işte diskler vardı, siz belki de o diskleri hiç görmediniz. Ama bizim görmediğimiz şeyleri de sizler göreceksiniz ve bu teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişecek. Yeni teknolojiler tabii gençlerimize yeni fikirler konusunda da geniş imkanlar sunuyor. Bütün bu değişim eğitim sistemimizi temel eğitimden yüksek öğretime ve akademik eğitime kadar olan tüm süreçlerinde aslında yeniden gözden geçirilmesinde zorunlu kılıyor. Bu konuda tabii ki önce eğitim kurumlarımız, üniversitelerimiz. Son dönemde üniversitelerimiz inovasyona, yeni fikirlere verdiği değer de liselerimizde, ortaokullarımızda, hatta ilk okullarımızda büyük bir heyecan uyandırıyor ve aslında bu teknolojiye verilen değer ilkokuldan başlayarak eğitimin her kademesinde artık değer bulmaya başladı. Ve Türkiye bu tür öncü çalışmalarla eğitimin her basamağında kendi geleceğini daha sağlam temeller üzerinde inşa etmeye de devam edecek inşallah. Ve bizler çocuklarımızı, gençlerimizi sadece içinde bulunduğumuz çağın değil, geleceğin koşullarına göre de hazırlamaya devam etmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye diyerek çıktığımız yolda sahip olduğumuz hem bilimsel hem de kültürel mirasın bizlere yüklediği sorumluluklarımız da var. Biz bu topraklarda İbn-i Sina'lar, Farabiler, El-Raziler gibi otorite insanlar yetiştirmiş, bu kültürle, bu irfanla beslenmiş insanlarız. Ve inşallah gelenekle moderniteyi birleştirerek ülkemize ve insanlığa hizmet etmek için de yeni buluşlara, yeni keşiflere imza atacağız. Hani bugün sloganlarınızda da bahsediyor, icat çıkaracağız. Bugün saydığımız bütün bu geçmişten gelen kültürümüz sadece doğuda değil, batıda da bizim sahip olduğumuz kültürler modern tıbbın, modern bilimin temel kaynakları arasında yer alan eserlerin de sahipleri. Geleceği inşa etmemiz için öncelikle geçmişten örnek almamız, geçmişten ilham almamız gerekiyor. Ve her iki ufkun birleştiği noktada aslında bizler varız ve Türkiye bu anlamda da çok önemli bir kültürel birikime ve coğrafyaya sahip. Hep diyorum, hayal kurmaktan, ideallerimizi gerçekleştirmekten geri durmamalıyız. Çünkü hayal kurarak başlıyor. Esasında hayalden de değil, bizim demin bahsetti Sayın Rektörümüz, hayalden öte bizler rüyalarla başlıyoruz ismimizde. Bizim kültürümüzde, bizim geleneğimizde rüyalar var. Biz inşallah rüyalarımızı gerçek kılmaya çalışıyoruz. Büyük buluşlar, keşifler de aslında büyük bir sabrın, emeğin ve bir hayalin, bir rüyanın öncüleri. Biz bu ideallerle genç nesli geleceğe nasıl hazırlarız diye hep düşünüyoruz. Gençlerimizi hem milli manevi değerlerle hem de bilimin, teknolojinin, sanat ve edebiyatla buluşturarak çağın ruhunu, geleceğin ruhunu yakalamalarını sağlıyoruz. Hiç kuşkusuz ki gelişimin en önemli şartı aslında merakla başlıyor, hayal etmekle başlıyor. Ve bu özelliklere sahip milyonlarca gencimiz olduğuna ve parlak zihnin olduğuna ben inanıyorum. Geçtiğimiz yıllarda da bugün burada ödülünü vereceğimiz projede, yarışmada dereceye girmiş projelere baktığımızda da bunu net olarak görmekteyiz. Biz tabii bu yola çıkmak ne kadar önemliyse aslında bir o kadar da önemli olan bizlerin sizlere, yani gençlere bu yolu açabilmemiz.
Bir de çıktığımız yolda sebat edebilmemiz. Sebat çok önemli. Ve 6 yıldır bu festivali düzenleyerek aslında bu üniversite bu sebatı göstermiş, bu sabrı göstermiş durumda. Çünkü hiçbir şey bir gecede, bir zamanda oluşmuyor. Her daim bir inşa ederek başlıyor. Bu anlamda bu platformu sağlayan Üsküdar Üniversitesi'ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze de tekrar teşekkür etmek isterim. Bu gibi festivaller tüm gençlere hem teşvik edici hem ilham verici bir özelliği sahip. Ayrıca bu proje liseyle, ortaöğrenim çağındaki öğrenciler ile kampüs arasında bir köprü görevi görmesi anlamında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizler ortaöğrenim çağında, lise çağında bu köprüyü gördüğünüz zaman daha bilinçli bir üniversite tercihi, eğitim tercihi yapabiliyorsunuz. Yıllar içinde yarışmaya katılan okul sayısındaki ve yarışma kategorilerindeki artış da bu projeye verilen değerin ne kadar önemli olduğunu göstermekte. Proje kültürü önemli bir kültür. Bu aynı zamanda girişimcilik ruhunu ve girişimcilik ruhu beslendiği zaman da bizim hep önem verdiğimiz istihdamı ve ekonomik ortamı da geliştiren bir kültür. Bu anlamda bizim çalışmalarımızı da desteklemiş oluyorsunuz her bir projenizle. Bizler neler istiyoruz? Biz gençlerimizin ve aslında her birimizin sadece tüketen değil üreten, geliştiren, ortaya eser çıkartan, inisiyatif sahibi olan, özgüven sahibi olan bir gençlik istiyoruz. Ve bu gibi projelerde bunun için küçük adımlar aslında. Bugün hayatımızı kolaylaştıran, insanlığa çağ atlatan birçok buluşun, fikrin sahibi, bilim insanları da bir dönem sizlerin yaşındaydı. Ve şu anda biz onları büyük bir minnetle anıyoruz. Aslında her şey gelecekte hayırla yad edilmek. Geleceğe, insanlığa bir hizmette bulunabilmek için yapıyoruz. Ve gelecekte de inşallah bu sizler buradaki bu aynı sıçrayışları yapacak bilim insanları da buralardan çıkacağına inanıyorum. Çünkü bizim neslimiz üretim ve geliştirme potansiyeli olan ve gençlerimiz de bu potansiyeli daha da geliştirecek olan bir kuşak. Biz yeterince imkan verdiğimizde sizlere bu sizdeki bu potansiyelin daha da gelişeceğine de inanıyoruz. Başımıza icat çıkaran sizlerin biz bu konuda bizi umutlandırıyorsunuz. Aynı zamanda bize de sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlatıyorsunuz. Hükümetimiz de 17 yıldır bu sorumluluktan ve umuttan aldığı güç ile özellikle gençlerimizin ve gençlerimizin girişimciliğinin ve üretiminin en büyük destekçisi oldu. AK Parti'ki hükümetlerimiz dönemlerinde 2002'de 1.8 milyar olan Ar-Ge harcamalarımız bugün baktığımızda 30 milyar lirayı aşmış durumda. Bu rakamda hükümet olarak, Türkiye olarak bilime, teknolojiye, araştırmaya, geliştirmeye verdiğimiz değerin en büyük göstergelerinden biri olsa gerek. Çünkü biz biliyoruz ki bilim ve teknolojiye önem vermeden, üretmeden, yarınları yakalayıp inşa etmek artık bu çağda mümkün olmayacak. Biz de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kurumsal faaliyetlerimizi bilim, teknoloji ve inovatif projeler odaklı yürütmeye gayret ediyoruz. Sizleri, gençlerimizi geleceğe hazır bir birey olarak yetişmeleri için sivil toplum kuruluşlarımızla ve bütün paydaş kamu kurum ve kuruluşlarımızla özel sektörle işbirliği içindeyiz. Konuşmamın başında bahsetmiştim. Dijital Türkiye sürecinde iş gücü piyasasımızı hazırlayacak da hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Çünkü gelecek meslekler için artık nitelikli eleman, daha kalifiye eleman çok önemli bir husus ve bu anlamda biz gençlerimizi bu dönemin mesleklerine değil geleceğin mesleklerini hazırlamaya hedefliyoruz. 18-29 yaş arasındaki gençlerimize geleceğin gözde mesleklerinden olan bulut bilişim uzmanı, yazılım uzmanı, siber güvenlik uzmanı başta olmak üzere belirlediğimiz bu geleceğin mesleklerinde eğitimler veriyoruz. Diğer işbaşı eğitimlerinde 3 aya kadar destek sunarken bu gibi geleceğin mesleği olarak nitelendirdiğimiz alanlarda işbaşı eğitim programlarımızın süresini 9 aya çıkarttık. Yine bu programlara katılımı yükseltmek için de günlük ödeme miktarımız da diğer programlara göre daha yüksek. 2014 yılından bu yana biz yaklaşık 5000'e yakın bilişim uzmanı yetiştirdik İşkur aracılığıyla. Özellikle gençlerimizin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında etkinlik kazanabilmesi için de bilgi teknolojileri ve internetin bilinçli ve güvenli kullanımı ve dijital okuryazarlık eğitimleri de düzenlemeye devam ediyoruz. Çünkü her güzelliğin, her yeniliğin
bir bakıma imkanları, fırsatları olduğu kadar tehditleri de oluyor. Dijital dünyanın da böyle ve biz sizlerin bu tehditlerin de farkında olarak bu ortamları kullanmanızı istiyoruz. Sizler bugün ürettiğiniz projelerinizle, ülkemizin ve insanlığın hizmetini sunduğunuz fikirlerinizle inşallah geleceğin mimarları olacaksınız ve bu potansiyeli en iyi şekilde kullanan her genç inanıyorum ki geleceğin beşeri sermayesine, insan kaynaklarında yönetebilme becerisine sahip olacak ve sizlerle beraber 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyeceğiz ve sizlerin başarı hikayeleriyle de bizler en ufak bir katkı sunmuşsak gurur duyacağız, iftihar duyacağız, onur duyacağız sizlerle. Ben bugün burada baktığımda geleceğin mimarlarını, doktorlarını, bilim insanlarını, avukatlarını görüyorum. Ve bundan dolayı da çok büyük bir mutluluk içindeyim. Türkiye sizlerle beraber küresel rekabette daha öncü bir ülke olacak. Ve biz bakanlık olarak hem de hükümet olarak toplumumuzun geleceği olan siz gençlerimizin her zaman yanında olacağız, destekçisi olacağız. Sizler için bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Ben bu yarışmada sadece burada ödül alacak gençlerimizin değil, bu festivale katılım sağlayarak proje üreten, bir değer ortaya koyan tüm gençlerimizin kazandığını düşünüyorum. Bu verilen ödüller sadece bunun bir sembolü. Aslında bu proje, bu festivale katılan her genç bir değer üretmiştir diyorum. Ve sizleri yürekten kutluyorum. Ülkenize, ailenize, topluma ve insanlığa faydalı olmak için uğraştığınız, gayret ettiğiniz için sağ olun, var olun. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz ancak kendilerini bırakmıyoruz. Kendilerine bir takdimimiz olacak. Kürsüyü alabilirsek lütfen. Sayın Rektörümüzü davet etmek istiyorum takdimde bulunmak üzere. Profesör Doktor Sayın Nevzat Terhan hocamız Sayın Bakanımıza takdimde bulunacaklar. Alkışlarınızla. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza ve Sayın Rektörümüze. Kendilerini yerlerine alıyoruz alkışlarımızla. Evet, salondaki öğrencilerimizin heyecanının giderek arttığını tahmin ediyorum. Sonuçları açıklamaya da çok az bir zamanımız kaldı. Bilim ve Fikir Festivali süresince bizlerden desteklerini esirgemeyen, her daim yanımızda olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görevli hocalarımıza, İletişim Fakültemiz, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemiz, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz, Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve Tıp Fakültemizin dekanları ve hocalarımıza, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürümüz ve hocalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirme süresince yanımızda olan tüm hocalarımıza teşekkür belgeleri hazırladık. Törenin ardından teşekkür belgelerini de kendilerine takdim edeceğiz. Evet, bir notumuz daha olacak. Bu yıl festivale katılan tüm öğrenciler için Üsküdar Üniversitesi kütüphane giriş kartı hazırladık. Bu kartla yerleşkelerimizde bulunan kütüphanelerimizden tam bir yıl boyunca da dilediğiniz zaman faydalanabileceksiniz. Tören sonunda da kütüphane kartlarınızı aşağıdaki danışma masasından alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi ne kadar sabırsızlandığınızı biliyorum, anlıyorum. O halde daha fazla sizleri de bekletmeyelim ve ilk olarak mansiyon alan projeleri açıklamakla başlayalım derim Sayın Hocam. Bu yıl mansiyon alan projeler 500 Türk Lirası ile ödüllendirilecekler. Ayrıca ödülün yarısı kadar da yine danışman hocalarımızın ödülleri var. Kazananlar törenden sonra 3. kattan çeklerini alabilecekler. Önce tüm mansiyon ödüllerini takdim etmek üzere Bilim ve Fikir Festivali Proje Koordinatörümüz ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Muhsin Konuk hocamızı sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Hoş geldiniz.
bilimler alanında mansiyon alanları karışık bir sırayla anlatacağım ve projeleri tek tek okumaya başlıyorum. Hazırsak arkadaşlar, hazır mıyız? Evet, peki. İlk olarak Ece Ay ve Sueda Konca'yı davet ediyorum. Öğretmenleri Elif Gökçen, Otizm Sanat Akademisi projenin adı da ve gelen okulumuz Nevkoleji Özel Büyükçekmece Anadolu Lisesi. Davet ediyorum bu arada hızlıca gelebilmeleri için. Projenin adı Gezgin Harita. Buse Nur Yılmaz ve Seda Nur Çiçek'in projesiydi. Öğretmenleri Tayfun Palabıyık, alkışlarla gelen liseniz Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Evet, alkışlarla. Ben hemen bir diğer projeyi davet etmek istiyorum. Değerli takvimin Karipot uygulamasıyla belirli gün ve haftaların işlenmesi projesiyle Halide Beyza Gürel, Hatice İrem İter'in projeleri ve değerli danışman hocaları Yonca Fitöz, hangi liseyi davet ediyorum? Özel Asfa Ahmet Mithat Anadolu ve Fen Lisesi. Çok heyecanlı bir gün tüm liseler için ve ben niye davet etmeye devam ediyorum. Hilal Selen Düzem'in projesi bir diğer mansiyon kazanan projemiz. Danışman öğretmeni İril Melis Sinç, Zoo Sigorta ve Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi geliyor. Davet etmek istiyorum. Eğlenerek öğreniyorum. Öğretmenim coğrafya projesiyle alkışlarınızla Enes Atatürk, İbrahim Hakkı Ertürk ve danışman öğretmenleri Bahar Özgür geliyor. Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi alkışlarınızla. Lisemizi davet etmek istiyorum. Hanife Özdemir'in danışmanlığında Melih Göksu Aydın, Ferda Sayıev, Bir Gün Bir Öder Hesabı projesiyle hangi lise geliyor? Özel Küçükçekmece Halkalı Okyanus Anadolu Lisesi alkışlarınızla. Evet, heyecan devam ediyor. Ben yine bir diğer listemizi davet etmek istiyorum. İşgal Gölgesinde İstanbul Sokakları projesiyle Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi geliyor. Bu kez İnci Nazol Cayto, Rana Demircan ve öğretmenleri Selin Yenici alkışlarınızla. Evet, bir diğer lisemizi davet etmek istiyorum. Takas projesiyle Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi geliyor. Evet, alkışlarınızla Osman, Musab Çuha, Ömer Özdemir ve değerli öğretmenleri Burak Yeşil. Alkış istiyorlar. Coşkulu alkışlarla projeler çok emek istedi. Ve Beyza Nur Şentürk, Şeyma Nur Safyürü'yü davet ediyorum. Değerli öğretmenleri Aslıhan Demir de çok oturgaçlı toplu götürgeç temalı oturak hocam projenin adı. Hüseyin Dürbi Anadolu Lisesi geliyor. Burak Eylül.
gerçeği davet ediyorum. Danışman öğretmeni Burak Yeşil ile birlikte projelerin adı Engelsiz Trafik ve okulumuzda Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi. Alkışlarla geliyorlar. Çok tebrik ediyorum ve hemen bir diğer lisemizi davet ediyorum. Sosyal bilimlerdeki son mansiyonumuz Özel Küçükçekmece Halkalı Okyanus Anadolu Lisesi'ne gidiyor. Hangi projeyle? Ayrımız gayrımız yok projesiyle. Çağla, adı güzel, Gaye Neva Sezer ve öğretmenleri Hanife Özdemir. Oturgaçlı toplu götürgeç madalyalarını Sayın Rektör Yardımcımızdan ve Proje Koordinatörümüz Profesör Doktor Sayın Muhsin Konuk Hocamızdan alıyor yine lisemizde. Evet, hemen Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırdı. Hemen onları da sahneye aldı. Değerli hocamız madalyalarını takdim ediyor. Çok tebrik ediyoruz. Tüm liselerimizi tebrikler. Evet. Özel Küçükçekmece Halkalı Okyanus Anadolu Lisesi de hemen sahnenin yanındalar. Evet. Hızlıca bir okulumuzu uğurlarken onları davet ediyoruz. Alkışlarınızla. Evet. Ayrımız gayrımız yok mu? Bravo. Teşekkür ediyoruz. Sahneye almadığımız başka sosyal projemiz kalmadı sanıyorum. O halde bir diğer kategorimizle devam ediyoruz hocam. Şimdi de sağlık bilimleri alanında mansiyon alan projeleri açıklıyorum. Ve sağlık bilimleri alanı hazır mı mansiyonlarını almaya? Evet, ilk mansiyonumuzu açıklıyorum. Böbrek amonyak ilişkisi projemiz. Alkışlarla Emircan Ahtik, Alper Çörek, değerli öğretmenleri Ezel Güler ile birlikte geliyorlar. Lisemiz Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Alkışlarla. Evet, hemen bir diğer lisemizi de bu arada davet ediyorum. Tebrikler. Travmatik vakalar için buzda alternatif cihaz tasarımı projesiyle Ahmet Talha Coşar ve Hamza Altun'u davet ediyorum. Değerli öğretmenleri İnançlı İzum Çancı. Peki hangi liseniz geliyor? Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi. Alkışlarla. Evet, Beyoğlu'nu hemen alıyoruz. Ve bu arada ben bir diğer lisemizi davet etmek istiyorum. Anadolu Lisesi geliyor. Sağlık bilimlerinde bir diğer mansiyon sahibi alan Türkiye'deki Alzheimer hastalarında sistem bir gen mutasyonlarının kenetleme tabanlı modelleme analizi Berat Demir ve Derya Tuncer danışman hocası da davet ediyorum kendilerini. Evet, coşkulu alkışlar. Suat Yerimer Anadolu Lisesi, hemen düzeltiyorum. Evet. Türkiye'deki Alzheimer hastalarında
%98 gen mutasyonların kenetleme tabanlı modelleme analiziyleydi. Ve hemen bir diğer dişinizi davet ediyorum. Endemik Rhabdomyosarcoides, Nicornesis, Prunus, Sitotoksik ve antimikrobiyel etiklerin araştırılması. Bakın proje ismi bile ne kadar zor. Artık projeyi düşünemiyorum ben. Kusurlarımı affetsinler. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ni davet ediyorum. İbrahim Öztürkçe, Gamze Kosovalı, hocaları da Yonca Bozkurt. Alkışlarla geliyorlar. Ve hemen bir diğer lisemizi davet etmek istiyorum sahnenin yanında. Hazırlanmak üzere. Evet, projesi yine uzun. Beyaz çay, kamelya sinensisi, göz kapağı iltihabı, ön blefaris, hastalığının tedavisinde alternatif olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi projesiyle Azra, Berre Özden ve Serra Gülce'yi davet ediyorum. Danışman öğretmenleri de evet Sayın Selma Kayaköy ve lisemiz Özel Çınar Anadolu Lisesi geliyor. Sıradaki bir diğer lisemiz Sarıkeçili Yörüklerinde yaygın kullanım alanına sahip olan Şıralı Suyun antibakteriyel özelliklerinin araştırılması projesiyle kimler geliyor? Hemen bakıyorum. Hüseyin Mert Çelik ve Heval Şeker geliyor. Ferda Kurnaz Karagöz hocaları eşliğinde. Hangi lisemiz? İstanbul Atatürk Fen Lisesi. Evet, kendilerini tebrik ediyoruz. Değerli Muhsin hocamızdan ödüllerini alıyorlar. Hemen bir diğer lisemi davet ediyorum. İlacım 4N, Mehmet Talha Ekşi'nin projesiydi. Burak Yeşil öğretmeni eşliğinde Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi bir kez daha geliyor. Ve hemen bir diğer projeyi açıklamak istiyorum. Evet, damar görüntüleyici cihaz. Evet, alkışlar da oradan geliyor, gördüm. Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geliyor alkışlarla. Yusuf Orhan proje sahibi öğrencimiz. Şebnem Avşar da değerli danışmanları. Alkışlarla gelsinler lütfen. Evet ve diğer bir listenizi hemen takdim etmek istiyorum. Endemik sığla ağacı, Likit Dambar, Orientalis Miller bitkisi yağının antibakteriyel ve antifungal etkisi diyelim proje adına. Ve özel Florya Fen Lisesi'ni davet ediyorum. Yağmur Tanrıverdi, Ece Akgün, değerli öğretmenleri Duygu Çin alkışlarınızla. Evet, tüm mansiyon kazanan liselerimizi, öğrencilerimizi ve değerli danışman hocalarımızı tebrik ediyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi de yoğurtta faydalı bakterilerin artırılmasına yönelik. Evet, lütfen buyurun. Elagnus, Antifolia, İde ununun etkisinin incelenmesiyle Pertev Nihal geliyor. İbrahim Genç, Elif Can Engin, Aleyke Uçma, Berna Kıran öğrencilerimiz ve Esra Gürbüz de değerli hocalarımız. O halde yine son sağlık bilimleri mansiyonunda okuyorum ve coşkulu bir alkışla müzikle devam edeceğiz. Proje adı Alıç, Cretigus monogia diyelim ve Işkın Reum Rives bitkilerinin yara iyileşmesi üzerine etkilerinin araştırılmasıyla Suat Dilimer Anadolu Lisesi geliyor. Ve Ceren Kuş'la Emine Sıla Saçlı'ya ait bu projede. Değerli danışman öğretmenleri de Derya Kuncer. Evet, son mansiyonumuz sağlıkta. Suat Dilimer Anadolu'ya gidiyor. Evet, coşkulu bir alkış alalım. Sağlık bilimlerini bitirdik.
açıklayalım. Heyecanla sen teknoloji sonuçlarını bekliyor arkadaşlarım. Herkes, evet, herkes bu şekilde gördü. Mehmet Sertaç Çekici davet ediyorum. Değerli danışmanı Ersin Ertürk'e bekle. Alternatif lament olarak 3 boyutlu yazıcılarda kullanılabilir. B4C ve mikro kompozitinin sentezlenip bağ oluşturma kapasitesinin matematiksel modellemeler kullanılarak araştırılması adlı projeyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi geldi. Evet, benim için de tekerleme gibi, simülasyon gibi oldu. Çok tebrikler. Ve bir diğer projenizi davet ediyorum. SUS projesiyle Ahmet Atakan Okutan ve Sümeyye Hacıoğlu geliyor. Hilal Gürkan değerli öğretmenleri, gelen liseniz Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi. Evet, onlar ödüllerini alırken ben bir diğer lisenizi de hemen sahneye doğru hızla davet ediyorum. Süt ve süt ürünlerinde laktik asitle tazelik ilişkisinin incelenmesi projesiyle kim geliyor? Özel Beylikdüzü Okyanus Anadolu Lisesi ve Burakcan Altun Eslemlu Yavuz öğrencilerimiz, Hande Akarlar'da değerli öğretmenimiz. Evet, alkışlarla bekliyoruz. Evet, yine bir diğer mansiyonumuz Uğurcan Vural'a gidecek. Uğur'u davet ediyoruz. Değerli öğretmenim Macide Galip. Evet, her evin ihtiyacı Titan 01 projesiyle geliyorlar. Ve Hüsnü Özdeğin Vakfı Alemdağ Kurtçapa Anadolu Lisesi'nden. Alkışlarla geliyorlar. Evet, hemen sahneye alıyoruz onları da. Bu arada hazırlanmak üzere bir diğer lisemizi davet ediyorum. Deniz yosununun saksı bitkilerin üzerindeki etkisi. Nerede arkadaşlarımız? Yaren Şura Şen geliyor. Füsun Dönmez hocasıyla birlikte Habire Yahşi Anadolu Lisesi'nden. Tebrik ediyoruz tüm liselerimizi. Öğrencilerimizi böyle güzel çalışmalarla meşguliyetlerinden ve hemen Kron Köprü İskelet Protez Sıvısı projesini davet ediyorum. Osman Mert Keflioğlu geliyor. Öğretmeni Emin Türker ve Özel Çekmeköy Okyanus Anadolu Lisesi. Alkışlarla. Evet, devam ediyorum hemen. Global Membran, Globran projesiyle Merve Melek Aşkın ve Reyyan Nisa Keleş gelecekler. Hemen koşa koşa alıyoruz. Fatma Buket Bekçi hocalarıyla geliyorlar. Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi. Evet. Bahçeşehir'i aldık değil mi? Bahçeşehir geldi. Çekmeköy. Peki hemen ben. Çekmeköy şu an sahnemizde. Özel Çekmeköy Okyanus Anadolu Lisesi alıyor. Kron Köprü İskelet Protez Sırası'yla. Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji'yi davet ettik. Onları da Global Membran Globran'la. O halde bir diğer projemi hemen açıklamak istiyorum. Heyecan devam ediyor mu? Evet mi? Peki. O güzel. Hemen okuyalım. Yeni Nesil Otopark. Bir diğer proje. Evet, alkışlarla Furkan Dağdelen ve Anıl Can Yazıcı'nın projesi. Erkan Bars'ta değerli hocaları. Hangi lisemize vereceğiz ödülümüzü, mansiyonumuzu? Kaşif Kalkavan çok programlı Anadolu Lisesi'ne vereceğiz. Evet, tebrikler. Evet, son 3 mansiyonumuz kaldı. Hemen bu kez danışman hocalardan başlıyorum. Volkan Demir danışmanlığında. Alkışlarla Emine Nur Sarıtaş ve Beyza Ceren Fısıl geliyor. Projeleri Kalp Matik ve İstanbul Atatürk Fen Lisesi geliyor tekrar. Alkışlarla. Evet, hemen bir diğer okulumuzu da davet etmek istiyorum. Hanife Özdemir hocamızın danışmanlığında Burak Osman Saraç geliyor. Alkışlarınızla. Yakmayan Yangın projesiyle
özel küçük çekmece halkalı Okyanus Anadolu Lisesi bir kez daha geliyor. Başarılı bir lise, sık sık adını okudum. Evet, yakmayan yangın yaklaşırken sahneye doğru son olarak Telife projesini davet ediyorum. Yavaş yavaş gelebilir mi? Harun Selim İskenderoğlu, Kaan Yarkın Yerli, Gülsem Şen, Hasan Geç ve değerli hocaları Ali Cenap Kuş eşliğinde geliyorlar. Özel Uğur Hazırlık Anadolu Lisesi. Evet, coşkulu bir alkış ve coşkulu bir müzik eşliğinde devam edebiliriz. Hangi liseniz geldi? Evet, Uğurlular geldi. Muhsin hocamız da buradan, bu yoldan vazgeçmeyin. Bu çalışmalara çok ihtiyaç var diye sürekli devam ediyor ders vermeye. Evet. Bekleyen listemiz kaldı mı? Pansiyonlarımızı tamamladık. Efendim yani hocam, size çok teşekkür ediyorum. Siz de yerinizi alıyorum. Hocamızı çok gördük. Sağ olsunlar. Evet, Muhsin hocamızın emeği gerçekten çok büyük. Teşekkür ettik ve şimdi üçüncülük ödüllerine geçtik. Evet, herkesin gözü kulağı bendeyse. Şimdi de ilk üç dereceye girenleri açıklamaya sıra geldi. Ancak önce önemli bir not paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız için katılım belgeleri ve teşekkür plaketleri hazırladık. Onları da bütün öğrenciler için kütüphane kartlarında hazırladık. Aşağıda karşılama masasından hepsini alabilirsiniz. Bir hatırlatmak istedim size. Heyecan da arttıysa, üçüncü olan projenin 2000 Türk Lirası ödül alırken bu ödülün yarısı kadar da yine danışman öğretmenimizin ödülü olduğunda belirtmek istiyorum. Ve önce tüm üçüncülük ödüllerini takdim etmek üzere Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, 22. 23. 24. dönem milletvekili Sayın Halide İncekara ve evet, alkışlarınızla İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı katılamadıkları için Sayın Levent Özeli Müdür Yardımcımızı davet ediyorum. Buyurun lütfen. Evet, öncelikle sosyal bilimler alanında üçüncülük alan projeyi açıklayacağım. 6. Bilim ve Fikir Festivali Sosyal Bilimler Kategorisi Üçüncülük Ödülü için. Hocam, söyleyeyim mi okulun adını? Evet, Özel Küçükçekmece Halkalı Okyanus Anadolu Lisesi. Benim kahramanım engel tanımaz projesine gidiyor öğrenciler. Serin Ebrar Özkan ve Beyza Bayram Çavuş, danışman öğretmen Duygu Yavuz hızlıca koşarak sahneye alıyoruz. Derken bir diğer taraftan ben değerli konuklarım çok bekletmemek adına biraz hızlandırıyorum ama sağlık bilimleri alanında üçüncü olan projeyi açıklıyorum. Bu arada 6. Bilim ve Fikir Festivali sağlık bilimleri alanında üçüncülük ödülü alkışlarınızla Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi'nden Taflan meyvesinin Drosophila melanogaster'de yaşlanma üzerine olan etkilerinin araştırılması projesine gidiyor. Öğrenci adı Betül Sancaklı ve İpek Kayrancıoğlu, danışman öğretmen Neslihan Salgaman, hızlıca sahneye davet ediyoruz. Alkışlar da...
alanında üçüncü olan projeyi bu arada açıklamak istiyorum. 6. Bilim ve Fikir Festivali, Fen ve Teknoloji alanında üçüncülük ödülü. Özel Sen Poşeri Fransız Lisesi'nden sürücülerin kalp ritmi ölçümü ve bilinç kontrolünde fotoplatismografi teknolojisinin kullanılması projesine gidiyor. Öğrenci adı Kaylin Nayra Özyerli ve Hamdi Kerem Işık, danışman öğretmen Tami Buhari. Hızlıca sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla alın. Karaya ödül takdimlerimizde tebrik ediyoruz tüm üçüncülerimizi ve sırada ikincilik ödüllerinin takdimi bulunuyor. İkinci olan proje 4000 Türk Lirası alırken ödülün yarısı da yine danışman öğretmenimize sunulacak diyorum. Bir hatırlatma ve tüm ikincilik ödüllerinin takdimi için de AK Parti İstanbul Milletvekili ve Mütevelli Heyeti üyemiz Sayın Mustafa Ataş'ı davet ediyorum. Ve Üsküdar Kaymakamımız Sayın Murat Sefa Demir Yüreği sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Evet, kendileri öncelikle sosyal bilimler alanında ikinci olan projeye ödül takdimlerinde bulunacaklar. 6. Bilim ve Fikir Festivali sosyal bilimler ikincisi hangi liseniz arkadaşlar? Habire Yahşi Anadolu Lisesi. Evet. Hemen projenin adını da söyleyeyim. Yer altında hidroponik ve akvaponik, yani topraksız tarım projesi oldu. Öğrenciler Ece Sena, Gökçe Gözoğlu ve Nur Belemir Kumsar, danışman öğretmenleri de Oktay Tekel, kendileri sahnede yerlerini aldı zaten. Alkışlarınızla. İkincisini açıklamak istiyorum. Önce proje adını söyleyelim. Taksimatik, yapay zekayla sudaki yabancı parçacıkları ve zararlı bakterileri tespit eden cihaz projesi ikinci oldu. Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenciler de Hamdan Munir ve Rikeş Luitel, danışman öğretmen Muhammed Doğru. Alkışlarla. Kabin projesi oldu ve Arda İnanç, danışman öğretmeni Yonca Bozkurt da geliyor. Hangi lisemizi davet ediyoruz? Cağaloğlu Anadolu Lisesi. Alkışlar. İkincilik ödüllerimizi de
değerli listelerimize tebrik ederek verdik. Ve heyecan da giderek arttı bu arada. Acaba 3 kategorideki birinciler kimler olacak? Merak ediyor musunuz arkadaşlar? Peki. Açıklayalım o halde. Yine kısa bir açıklama yapayım mı baştan? Bu yıl birinci olan proje 6000 Türk Lirası ödül alırken bu ödülün yarısı da yine danışman öğretmenimize sunulacak. Öncelikle birincilik ödüllerini takdim için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'u davet ediyorum. Evet ve Üsküdar Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'ı sahneye davet ediyorum. Ve ilk olarak sosyal bilimler birincisini açıklayalım dilerseniz. 6. Bilim ve Fikir Festivali sosyal bilimler alanında bu yılın birincisi olan proje Anadolu Lisesi alkışlarınızla Sosyal Kitap Ağı projesi oldu. Öğrenciler Muhammed Kaynağı. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose that. Sağlık bilimleri alanında birinci olan projeyi açıklayacağım. Ama biraz daha heyecanlanın. Evet Sayın Bakanımız, öğrencilerin projeleriyle ilgili şu anda. Evet, çok teşekkürler, çok tebrikler Cengiz Anadolu Lisesi. Evet, sağlık bilimleri alanında birinci olan projemiz. Nahit Menteşe'nin Sırgi ve Teknik Anadolu Lisesi, diyabet hastaları için nefes yoluyla yüksek şeker ölçen uyarı cihazının yapılması projesiyle Batuhan Samet Doğan ve Salih Hamza Suyun danışman öğretmenleri de Şevlen Avşar çok büyük alkışlarınızla geliyorlar. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. Açıklamış olduk. Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ödülümüzü verdik. Son olarak da fen ve teknoloji alanındaki birinci projemizi açıklamak üzereyiz.
Evet, birinci olan projenin adını söyleyelim öncelikle. Asistan Gözlü Projesi birinci oldu. Hangi lisemiz? Ahmet Rasim Anadolu Lisesi. Öğrencilerden öğrencilerden söyleyelim. Abdülkadir Özbek ve danışman öğretmen Aysun Kulumcu geliyorlar alkışlarınızla. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. Evet, tüm projeleri tebrik ediyoruz. Sayın konuklarımız, tekrar hatırlatmak istiyorum. Tüm okullarımız için katılım belgeleri ve teşekkür plaketleri hazırladık. Bununla birlikte kütüphane kartlarınızı girişte karşılama masasından alabilirsiniz. Tüm projeleri tebrik ediyoruz. Şimdi toplu fotoğraf çekimi için tüm ödül alan proje sahiplerini ve danışman öğretmenlerimizi sahneye davet ediyorum. Lütfen buyurun toplu fotoğraf çekimi için. Değerli konuklarımız, sayın protokolümüz, lütfen buyurun. Evet, çeklerimizi de 302 numaralı sınıftan alabiliriz.